Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir menü hazırladım. Böyle benim gibi her gün ne pişirsem diye düşünen arkadaşlara da kolaylık olsun istedim. Umarım sizler de bu tarifimi dener ve memnun kalırsınız. Benim bugünkü tarifimde Edirne ciğeri ve yanında da patates kızartması var. Buyurun geçelim tarifine. İstediğiniz miktarda süt danası ciğer alıp böyle ilk olarak ciğerimizin zarını temizlememiz gerekiyor. Zarını temizlemek de böyle göründüğü kadar zor değil. Gerçekten çok kolay temizleniyor. Böyle arkalı, önlü iki tarafının da zarını temizleyelim. 4 kişilik bir aileye 300-400 gram ciğer tam yeterli geliyor arkadaşlar. Ben fazla aldım. Birazını da zarını temizledikten sonra buzluğa attım. Diğer zamanlarda çıkartıp tekrar yerim diye. Keskin bir bıçakla gayet ince bir şekilde böyle ciğeri dilimleyelim. İnce olmasına dikkat edin ama keserken de elinize dikkat edin. Böyle ciğerin tamamını, yani yeteri kadar ciğeri böyle dilimleyelim. Sonra ciğeri yıkayalım ve suyunu iyice ciğerin süzelim. Böyle bir delikle de ciğerin suyunu tamamen süzelim, yıkansın. Sonra suyu süzülen ciğerin üzerine tuz ilave edelim ve karıştıralım. Bir kasenin içerisine de un alalım. Ciğerleri böyle unlayalım. Böyle her tarafına unla kaplayalım ciğerin. Sonra ayrı bir kasenin içerisine unladığımız ciğerleri de alalım. Unlanan ciğerlerin fazla ununu almak için ayrı bir böyle kevgirin içerisine alalım. Süzgecin içerisine fazlalık ununu altına elettirelim. Büyükçe bir tavaya bol sıvı yağ alıp kızdıralım. Kızan yağın içerisine unlamış olduğumuz ciğerleri alıp arkalı önlü kızartalım. Bu aşamada çok dikkatli olun arkadaşlar. 1 dakika bile sürmüyor. Çok çabuk pişiyor. Kesinlikle kurutmayın. Böyle hemen arkalı önlü hafif kızarttınız mı? Böyle alın. Ben böyle bir süzgecin içerisine de kızarttığım ciğerleri aldım. Böylelikle fazla yağı gitmiş oluyor. Ve buradan da servis tabağının üzerine kızarttığımız ciğerleri alalım. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Çok kolay ve çok lezzetli. Edirne ciğerini siz de mutlaka deneyin. Tabii ki Edirne'deki yediğimiz orijinali kadar olmasa da çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Yemeklerim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.